Evet arkadaşlar, bugün yine yepyeni bir dedektör kullanım videosuyla daha karşınızdayız. Biraz ara vermiştik videolar işlerimizin yoğunluğundan dolayı. Şu anda size daha önce videosunu hazırlamadığımız, yayınlamadığımız Garrett'in AC serisinin 300i modeli tanıtımını yapacağız. 300i modeli 400i ve 200i'nin ara segment cihazıdır. Bu 300i'deki en büyük fark 200i'ye göre hem ekrandaki ayrım segmentleri 400i ile aynıdır. 400i ile tek farkı arasında demir ses özelliği vardı 400i modelinde. Bunda yok. Bir de 400i'nin başlığı eliptik başlıktır. Bununki 25x18'lik normal başlıktır üzerindeki. 200i'deki başlık ise bundan daha küçük bir başlık vardır. Yaklaşık 23'e 16'lık bir arama bobini vardı. 300i de iyi bir cihazdır. Ara segmentte tekleme için yeni başlayan kullanıcılar için önerdiğimiz bir üründür. Cihazın öncelikle düğmelerin ne işe yaradığını anlatalım. Soldaki birinci düğme cihazı açma kapamaya yarıyor. 400i'de bu düğmeye bir kere bastığınız zaman Iron Over diyor. Yani demir sesi bölümünü aktif hale getiriyordunuz. 300i'de bu özellik yok. Ortadaki tuş pinpoint tuşudur. Noktalama yapmak için kullanılıyor. Sağ taraftaki tuş kabul ve red tuşudur. Aynı zamanda frekans düğmesiyle bastığınız zaman cihazın frekansını değiştirebiliyorsunuz. Arazide aynı cihazdan iki tane veya daha fazla varsa cihazın frekansını değiştirip rahatlıkla arama imkanı sunabiliyor size 300i. The screen tuşları ise yukarıdaki ayrım kursörünün oynatmanızı sağlıyor. Bakın bu şekilde. Sense düğmesi hassasiyet ayarıdır. Şurada zaten segmentleri vardı. Bunu maksimum seviyeye aldığınız zaman biz şu anda ofis ortamında olduğumuz için cihaz parazit yapıyor. Arazideyken bunu maksimum konuma alırsanız kademe kademe düşürürsünüz. Cihazınızın parazit yapmadığı, sessiz çalıştığı yerde bu ayarı bırakmanız gerekiyor. Ne kadar yüksek ayarda bu ayarı tutarsanız sizin için derinlik olarak o kadar iyi olur. Sol tarafta ise cihazın fabrika tarafından hazırlanmış olan hazır arama programları vardır. Zero disk dediğimiz olay tüm metalleri görüyor. Bir alt moda geldiğimiz zaman jeveleri moduna 30'a kadar olan bölümleri görmüyor. Just Tone programı burada kendiniz ayarlamalar yapıyorsunuz. Makine otomatik olarak hafıza alıyor. Redik'te 0 ile 15 arasını görmüyor cihaz. Coins bölümünde ise 0 ile 30 ve 50 ve 55 arasındaki metalleri görmüyor. Bunlar tamamen Garrett firması tarafından hazırlanmış programlardır. Biz genellikle demir görmek istemeyen müşterilere jeveleri programında arama yapmalarını tavsiye ediyoruz. Şurada görmüş olduğunuz batarya işareti cihazın pil durumunu gösteriyor. O batarya tek dişe düştüğü zaman mutlaka pili yenilemeniz gerekiyor, değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü cihazın bataryası ne kadar kuvvetli olursa cihazın randımanı ve stabilitesi de o kadar iyi olur. Buna mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Üst tarafta ferrous ve non-ferrous bölümleri var. Silver, gold, bronze yazıyor. Gördüğünüz gibi Garrett firması zaten bunu size etiketle de göstermiş. 0'la yaklaşık 40'a kadar olan bölümde demir çıkabilir demiş. 30'da 90 arasındaki kalan bölümde ise gümüş, bronz, altın türü metaller çıkabilir demiş. Zaten cihaz aynı zamanda orta kolumda da ID rakamlarında ayrım yapabilmektedir. Şimdi cihazımızla metaller üzerinden size testini yapalım. Zero bölümünü alalım. Bütün metalleri görsün cihazımız. Şimdi demir türü bir metal geçiriyoruz. Eski bir çivi. Bakın cihaz kalın bir ses veriyor. Demir türü metal o zaman. Ve ekranda 0 ile 25 arasındaki rakamların olduğu yerde kutucuk çıkar ve 0 ile 25 arası ID rakamlarla size gösterir bulduğu şeyin ne olduğunu. Şimdi altın geçiriyoruz. Elimde benim yüzük var şu anda geçirmiş olduğum yüzük. Bakın yüzük türü metalleri, altın türü metalleri 60'lı rakamlar veriyor. Gümüş olduğu zaman da 80'e 95 arası rakam verir ve ekrandaki kursör sağ tarafa doğru gider. Şimdi burada önemli olan ayrımı yaptıktan sonra hedefi noktalamaktır. Bir kere sinyal aldınız. Bir daha geçtiğiniz cihazınız sinyal vermedi veya ara ara kesik kesik sesler veriyor. İki sebebi olabilir. Ya cihazınız otomatik olarak toprak ayarını yeniliyordur ya da cihazın hassasiyeti çok yüksektir. Sense bölümünden hassasiyetini bir kademe indirip tekrardan sinyal aldığınız yerin üzerinden geçersiniz. Ama normal arama esnasında sürekli sinyal alıyorsanız o zaman orada bir metal tespit ettiğinizi gösterir size. Ayrımını yaptıktan sonra da ekrandaki P
Pinpoint tuşuna basılı tutuyorsunuz. Bakın sallamalı bir cihazdır bu. Sağa sola sallamadan cihazı sinyal vermez. Pinpoint tuşuna basılı tutup tam üzerindeyken noktalama yapabilirsiniz. Üzerinden geçtikten sonra ses azalır. Bu noktalama işlemini muhakkak yapmanız gerekiyor. 4 ayrı noktadan tespit yaparak hedefi merkezlemeniz gerekiyor. Demir türü metalleri görmek istemiyorsunuz. Bunun için Garrett firma size jeveleri programını hazırlamış. Bu moda geldiğiniz zaman, biraz önce demire sinyal veriyordum makinamız mesela. Şu anda sinyal vermez. Ama altın ve gümüş türü metallere sinyal verir. Juston bölümünde ise kendi istemiş olduğunuz ayarları yapabiliyorsunuz cihaz üzerinden. Biz alalım Juston bölümüne cihazı. Şimdi bakın 0 ile 25 arası ve ortadaki kursör 50 ile 55 arası kapalı. Discrim tuşu ne işe yarıyor? Demin anlatmıştık. Hemen geliyoruz. Boş olan yerleri doldurmak için Discrim tuşuyla noktanın üzerine gelip şuradaki kabaret tuşuna bir kere basıyoruz. Boş olan yeri doldurur, dolu olan yeri siler. Eğer ki siz arazide istenmeyen bir metalle karşılaşırsanız, bir müşterimiz yorum bölümüne yazmış AC400i'de jelatine sinyal veriyor diye. İstemediğiniz metal olduğu zaman hangi bölümde çıkıyorsa o bölümün üzerine gelip red düğmesiyle reddedebiliyorsunuz veya reddedilmiş yeri kabul edebiliyorsunuz. Şimdi deneyelim ve uygulama yapalım sizinle. Demir bölümümüz zaten kapalı. Gümüş geçiriyoruz. Bakın sinyal veriyor. Altın geçiriyoruz şimdi. Gene sinyal veriyor makinamız. Şimdi biz gümüş bölümünü kapatalım. Cihazda yani gümüş türü metallere sinyal alabildiğimiz yerleri kapatalım. 75'in yanındaki kutucuktan son 3 kutuyu silelim. Şu anda sildik. Bakın demire sinyal yok. Altına sinyal var. Gümüşe sinyal yok. Çünkü gümüş bölümünü kapattık. Burada sadece cihazın ses vermemesini sağlıyorsunuz. Cihaz bulduğu zaman sinyal vermez ama tekrardan ekranında size der ki ben burada bir hedef buldum ama sinyal vermiyorum diye size gösterir. Oradan da takibini yapabilirsiniz. Şimdi Juston programının diğerlerinden farkı ne? Cihazı kapattık. Açtık. Juston programında yapmış olduğumuz program hafızaya alınır. Aynı işlemi jeveleri de yapalım şimdi. Bakalım hafızaya alacak mı cihazımız? Mesela şu bölümleri silelim. Jeveleri de en son 3 bölümü aktif hale getirelim. Şu anda aktif halde. Altına sinyal vermez mesela. Altın bölümlerini sildik çünkü. Şu anda gümüşe sinyal verir. Demire sinyal vermez. Şimdi cihazımızı kapatalım. Bakalım tekrardan açalım. Yapmış olduğumuz ayarlar silinecek mi? Kapattık. Açtık. Bakın gördüğünüz gibi yapmış olduğumuz ayarlar Juston programının haricinde bütün programlarda tekrardan fabrika ayarlarına dönüyor. Buna mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ben jevelerde ayar yaptım, kapatıp açtım, silinmiş derseniz sebebi budur. Yapacağınız tüm ayarlamaları Juston diye yazıyor ekranda. Custom programından değiştirebilirsiniz. Moda tuşlarıyla menü arası geçiş yapmanızı sağlıyorsunuz. Hassasiyet düğmesiyle de cihazın algılama gücünü arttırıp azaltabiliyorsunuz. Buradaki olay bazı yerlerde bu hassasiyeti çok yüksekte kullanabilirsiniz. Çok düşükte de kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin arazinizin yapısına bağlıdır. Onu belirtelim size. AC300i modelini satın almak isterseniz internet sitelerimiz zaten açıklama bölümünde yazıyor. Oralardan giriş yapıp satın alma işlemi yapabilirsiniz veya telefon numaralarımız da yazıyor. Sormak istediğiniz her konuda bize isterseniz telefonla ulaşabilirsiniz. İsterseniz videonun alttaki yorum bölümüne sorularınızı yazabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırız. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Yeni videolar için de mutlaka abone olmayı unutmayın. İyi günler dileriz.